Transferde Giresunspor'un geleceğine de yatırım yapıyoruz. Ve yatırım yaparak başladık aslında. İlk transferlerimizi paylaşıyoruz, duyuyorsunuz. Çok genç yaşta, potansiyeli çok yüksek, gelecek vaat eden Türk oyuncular. Bu transferlerimiz devam edecek. Bunların yanına çok kaliteli isimler de gelecek. Ama onların da yaşları çok ileride olmayacak. Biz hatalar yapabiliyoruz. Futbolda transfer hatası oluyor. Gönül ister ki hiç olmasın ama geçen yılda bunlardan birkaç tane oldu. Ondan önce de oldu, daha önce de oldu. Bu yılda yine olacak. Yani 10 tane transfer yapayım, onu da takımda oynasın. Olmuyor bu. Başka yerde iyi olduğunuz burada bazen tutmuyor. Bu hataları yapıyoruz ama bunlardan da uzak durmaya çok çalışıyoruz. Çok inceleyip sık dokuyoruz. İlk etapta özellikle çoğu kesim tarafından ilk 11 oyuncusu gibi düşünülmediği denilen ama bizim bu oyuncularımız çok kaliteli aldıklarımız. Onlara da çok güveniyoruz. Oyuncular da biraz daha geç geliyor. Bunların sebebi doğru maliyette olmadıklarıdır şu anda. Transfer sezonunun bitimine daha varken bu oyuncular biraz yüksek maliyette oluyorlar. Doğru maliyette doğru oyuncuyu almak için biraz beklememiz gerekiyor. O yüzden de transferlerimiz 2 yıl olduğu gibi bu yılda yavaş yavaş ilerliyor. Şu an kampta çalışmaya başlayan oyuncularımızdan da beklentilerimiz yüksek. Onlar da inşallah bu sezon kadroda yerlerini alacaklar. Genç ağırlıklı bir kamp kadromuz var. Onların içerisinden A takımda oynayacak da çıkacaktır inşallah. Giresunspor'un geleceği de zaten bu şekilde kurtulacak. Bizim şöyle bir hayalimiz var. Bu yıl işte yatırım yaptığımız bu gençlerle, bunlar devam edecek birkaç tane daha var. Bunlar ileride A milli takım oyuncusu olabilecek potansiyelde çocuklar. Bunlar da inşallah birlikte göreceğiz ileride bu çocukların A milli takıma Giresunspor'dan gittiğini. Giresunspor'un çok sayıda milli takım oyuncu gösterdiği günleri de inşallah bir arada göreceğiz. Şöyle Flavio'nun maliyeti geçen yıl bize 600 bin euro. Normalde kendi maaşı 850 diye hatırlıyorum. Bunun 250'sini Trabzon veriyordu. Yalnız bu yıl Giresunspor'a 600 bin euro büyük bir para. Burada aslında sorun bu. Yani geçen yılla bu yıl arasındaki Giresunspor'un geliri aynı. Geçen yılda federasyondan Giresunspor 80 milyon lira civarı bir gelir elde etti. Bu yılda yaklaşık böyle bir gelir elde edecek. Yani yayın geliri yükselmedi arkadaşlar. Yayın geliri aksine düştü bu sene. Haliyle bu federasyon gelirine etkileyecek. Sadece geçen yılki 20 takımdan 19 takıma düşmenin minimal bir farkı var. O da kulüp başına herhalde 4-5 milyon lira gibi. Flavio'nun geçen seneki maliyeti en azından bizim için olabilir bir maliyetti. Ama bu yıl 600 bin euro Giresunspor için büyük bir maliyet. Doğrulmuş bir konu. Bu şehirde o kadar çok token muhabbeti yapıldı ki bir tek sene yapılan sponsorluk anlaşması. O yüzden Flavio belki maliyet açısından bu yıl zor olabilir. Ama biz isteriz ama orada bakacağız başkanımızın Trabzonspor'la ilişkileri nereye götürür bu işi. Flavio'nun yerine farklı seçeneklerimiz de var. Sezon içerisinde bizi daha iyi noktaya da götürebilir. Onu bekleyip göreceğiz.